Merhaba sevgili Ön Söz TV izleyicileri. Bugün sizinle Filistin meselesi üzerine konuşacağız. Birçoğumuzun takip ettiği çok yakıcı bir mesele. Bir ayı geçmiş durumda saldırılar. Çok sayıda Filistinli, sivil, çocuk, genç, yaşlı demeden katlediliyor her gün. Kamplar bombalanıyor, insanların sığındığı hastaneler vuruluyor ve korkunç bir kıyım aslında gözlerimizin önünde cereyan ediyor. Bu mesele neden patlak verdi diye herkes soruyor. Filistin'in tarihine, geçmişine de bakmak lazım. Filistin-İsrail savaşının sebepleri, geçmişten bu yana nasıl körüklendiği, nasıl geliştiğini biraz bilmek gerekiyor, irdelemek gerekiyor diye düşünüyorum. Filistin geçmişe baktığımızda İngiliz sömürgesiydi. Daha sonrasında İngilizler bölgeden çekilirken emperyalizmle danışıp dövüş halinde ve oradaki bölge gericilikleriyle birlikte bir İsrail devletinin bölgede kurulması gerektiği kararlaştırıldı. Bu İsrail devleti Siyonist gerici bir devletti. Yahudi halkların, Arap halklarının, Hristiyan halklarının tarihsel olarak orada yaşadığını, orada daha önce bulunduğunu, orada dini anlamda, kültürel anlamda bir sahipliklerinin olduğunu, oraya bir sahip çıkma durumlarının olduğunu biliyoruz. Ve orada yaşadıklarını da biliyoruz. Ancak emperyalizmin bu planı, Siyonist bir İsrail devletinin kurulması planı, bölgede gelişecek herhangi bir ilerici hareketi bastıracak, orada bir karşı devrim üssü yaratmaydı. Tıpkı bugün Ukrayna'da yaptıkları gibi, Ukrayna'da faşist bir darbe yaptıkları gibi. 1948'de İsrail devleti, Arap coğrafyasında bilinen Nekba denilen büyük felaket gününde kuruldu. Öyle adlandırılır tarihsel olarak. Ve o felaket gününden sonra İsrail devleti önce büyük bir soykırım katliam yaptı ve adım adım Arap halkının topraklarını, evlerini, yani tarlalarını, her şeyini aslında işgal ederek kendi sınırlarını genişletmeye başladı. Evet, dönem dönem bölgedeki ilerici eğilimi olan bazı Arap devletleriyle savaşı oldu. Fakat bu eğilim çok kısa sürdü zaten. Çünkü bölgedeki Arap devletleri hızla karşı devrim üslerine dönüştü. Yeşil Kuşak Projesi'nin aslında gündeme sokulmasıyla birlikte. Ve Arap devletlerinin 67-73'te yaptıkları savaş bir anlam ifade etmedi. İsrail onları ABD ve emperyalistlerin desteğiyle yendi. Biz asıl burada FKÖ'ye, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bakmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü Filistin halkının devriminin, Filistin devriminin öncülüğünü onlar üstleniyordu. Zafere taşımaya çalışıyordu. Ve devrimci komünist güçler, sosyalistler bu hareketin başını çekiyordu. Dünyadan enternasyonalist güçler, bugün biliriz hepimiz, denizler bile oraya gitmiştir. Bizim topraklarımızdan binlerce insan oraya gidip o mücadeleye katılmıştır, hayatını kaybetmiştir. Böyle bir enternasyonalizm eğilimini de kendi içinde barındırıyordu Filistin. Ve Filistin ve sürekli bu savaş devam etti. 90'larda, 2000'lerde İsrail'in Lübnan işgali 2006'ya kadar sürdü. 70'li yıllarda çok büyük mücadeleler verdi. 80'lerde büyük mücadeleler verdi. Ancak Filistin'in, FKÖ'nün başına çöreklenen uzlaşmacı eğilim Oslo görüşmelerinde aslında Filistin devrimini sattı. İsrail'i bir devlet olarak kabul etti, bir entite, bir varlık olarak. Bu önemli çünkü daha öncesinde bir devlet olarak kabul edilmiyordu. Geri çekilmek zorunda kaldı. Çünkü bölgedeki halklar, bölgedeki emekçiler, İsrail'in, emperyalizmin bu planlarına boyun eğmediler. Hep savaştılar, mücadeleler verdiler. Bir dönem aslında durulmuş gibi görüldü, öyle bakılıyordu meseleye ama baktığımızda Batı Şeria'da ve Gazze'de İsrail'in saldırıları sürüyordu. Sürekli baskınlar yapılıyordu. Oradaki özellikle devrimci sosyalist güçler tasfiye edilmeye, tutuklanmaya çalışıyordu. FHKC'nin lideri Ahmet Sedat cezaevindedir, tutsaktır şu anda. Bu saldırının kendisi aslında yeni değil. Evet, bir aydır başladı. Ve bakabileceğimiz, görebileceğimiz şu. Geçmişten bu yana bir fark var. Saldıran İsrail değil, Filistinli örgütler oldu. Bir ortak operasyon odası kurulmuştu. Bunun içerisinde İslami cihatçı örgütler de var. İçinde FHKC gibi devrimci sosyalist örgütler de var. Ve bu bir eylem birliği aslında. İslami, dinci unsurlar her zaman aslında o devrime aslında aleyhinde çalıştılar. Ama bizim bugün odaklanmamız gereken Filistin halkının yanında olmalı mıyız, olmamalı mıyız sorusu. Biz mücadele birliği olarak, Türkiye'li devrimciler, sosyalistler olarak Filistin halkıyla her anlamda yanında olmalıyız, eylem birlikleri yapmalıyız, enternasyonalist mücadeleyi büyütmeliyiz. Bugün bu saldırının içinde neden yer alıyorlar, daha ileriki zamanlarda daha iyi anlayacağız diye düşünüyorum. Denizlerden öğrendiğimiz buydu. Geçmişten bugüne yaratılan devrimci mücadele bağları buydu. Nasıl ezilen Kürt halkının yanında oluyorsa
Filistin için de dünyadaki bütün işçilere, emekçilere Filistin halkının yanında olmalıyız. Filistin'in bir devlet olarak kendi statüsünü kurma, bağımsız bir devlet olma hakkını anlatmalıyız. Ve bunun için kendi ülkemize ne yapabiliyorsak yapmalıyız diyoruz. Çünkü bazı kesimlerin, sol cenahta da bu oldu, kafası karıştı. Filistin'i savunmalı mıyız? Bir saldırı yaptı aslında Filistin örgütler Gazze'den. Evet, savaş serttir, sivil insanlar da ölüyor. Filistin saldırdığında aslında bunun içerisinde sivil insanların da öldüğünü gördük. Ama şunu görmeden İsrail'in 75 yıldır yaptığı o yıkımı, katliamı, o işgali, ilhakı görmeden sadece buna bakmak ve o bütün tarihi yok saymak yanlıştır. İnkardır aslında. Yani biz Filistin halkının yanında olmalıyız ki bizim ülkemizde bence ciddi anlamda eylemler de yapıldı Filistin halkına destek için. Ancak yeterli değil. Çünkü tek başına hani sokakta elbette hani eylemler yapmak kıymetlidir. Görüyoruz ABD'de, Londra'da, Avrupa'nın bütün emperyalist başkentlerinde çok büyük gösteriler yapılıyor destek için. Arap coğrafyasında birçok yerde ayaklanmalar oldu. Ürdün halkı sınıra yürüdü, sınırdan geçmeye çalıştı Filistin halkına destek için. Batı Şeria'da keza Filistin halkı yine ayaklanmış durumda. Mesele sadece hani Gazze'yi aştı artık. Emperyalizm bu çatışmayı kullanarak daha büyük bölgesel bir savaşı da kışkırtmak istiyor. Bölgedeki karşı devrim üssünü kullanarak. Tıpkı Ukrayna Savaşı'nın bugün sadece Ukrayna ile sınırlı kalmadığı gibi. Bu yüzden dünyadaki bütün bu durumu gördükten sonra biz kendi ülkemizde Filistin halkıyla dayanışma göstermeliyiz. Çünkü şunu biliyoruz. Bölgedeki gerici Arap devletleri, Türkiye'deki dinci faşizm veya emperyalistlerin hiçbiri Filistin halkına özgürlük getirmeyecek. Bugün özellikle bizim Orta Doğu coğrafyasında, Türkiye dahil buna, timsah gözyaşları dökerek işte biz Filistin halkını savunuyoruz, elçimizi geri çağırıyoruz vesaire gibi şeyler söylüyorlar. Ama baktığınızda İsrail ile ilişkiler, ticari, ekonomik, askeri, bürokratik ilişkiler her anlamda sürüyor. Herhangi bir nota verilmiş veya ciddi bir adım atılmış değil Filistin'e destek için. Şunu biliyoruz, hiçbir kapitalist iktidar, dünyadaki hiçbir sermaye iktidarı Filistin halkının davasını üstlenemez, savunamaz veya ona özgürlük için mücadele etmez. Filistin halkına özgürlük için mücadele edecek güçler komünistlerdir, devrimcilerdir ve dünya proletaryasıdır. Biz dünya proletaryası ile birlikte eylemlerle, her anlamda yani sokak eylemleriyle, inisiyatifleriyle Filistin'i savunmalıyız. Ve kendi devletlerimize elbette devrimleri başarıya ulaştırmalıyız ama bu süreç, bu çatışma devam ederken de kendi ülkelerimizin, gerici kapitalist iktidarlarımızın adım atması için onları zorlaması gerekiyor proletaryanın. Çünkü kaybedecek zaman yok. Filistin halkına özellikle Gazze'de çok büyük bir soykırım var. Her gün görüntüler geliyor. Sadece sosyal medyada tepkiler göstererek, işte ah vah ederek bu sorun çözülmez. Biz kendi coğrafyamızdan başlayarak Türkiye halklarıyla, Kürt halkıyla, Filistin halkı için her anlamda inisiyatifler, eylemler geliştirmeli. Yapabileceğimiz en ileri eylemleri göstermeliyiz. Ve uluslararası anlamda kurulacak platformlar, dayanışmalar, birlikler de çok önemlidir. Örneğin Roma Konferansı oldu İtalya'da. Bu anlamda önemli bir adımdı. Böyle inisiyatiflerin gelişmesi için de adım atmalıyız diye düşünüyorum. Buradan bizi izleyen herkese Filistin halkı için sokağa çıkması, eylem yapması, onu sahiplenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çağrımız en çok da işçi sınıfına ve ezilen Kürt halkınadır.